Galata değişen yüzüyle adeta moda cennetine dönüştü. İşte Galata'nın butikleri, mağazaları ve tasarımcıları. Artık her köşeye bir tasarım dükkanı düşüyor. Hepsi de birbirinden şık, birbirinden farklı. Ben şimdi sizler için birkaç dükkan gezeceğim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Arkadaşlarınıza hediye mi bakıyorsunuz? Gerçekten Galata'da yok yok. Farklı bir hediye istiyorsanız eğer bakalım bu dükkanda neler var. Bunları ustaları yapıyor. Öyle herkesin yapabileceği ürünler değildir. Elde yapılıyor. Su ve keçe, su ve sabunla birleştirerek keçeyi. Bunlar yün keçedir bu arada. Şöyle şallar var. Hepsi keçe ve ipekle yapılıyor bunlarda. Özel hepsi el yapımı ürünlerdir. Keçeyi kullanmakta insanlar biraz zorlanıyor ama keçe bunlara çok kullanım özelliği veriyor. Şöyle göstereyim ben size. Yani bir keçeyi aldıklarında insanlar nasıl kullanacaklarını bilmedikleri için almakta zorlanıyorlar ama nasıl kullanıldığını görünce gayet güzel ve kullanışlı olduğunu görebiliyorlar. Şöyle. Herkes tercih ediyor. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor buraya. Biliyorsunuz burası turistik bir bölge. Aynı zamanda yerli insanlar da geliyor. Burası aynı zamanda local designerların ve özellikle tek ürün bulmak isteyenlerin gelebileceği yerlerden birisi Galata. Yanımda Nuray Hanım var. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Kıyafetler genelde hangi tarzda? Biraz bizim kendi tasarımlarımız. Biraz daha böyle modern ve şıklı. Ayrıyeten Türk kültürünü diyelim. Turistik bir bölge olduğu için turistleri de göstermek adına yani ortaya değişik, marjinal, kendi orijinal bir ürünlerimizin olduğu bir mağaza, butik. Bayağı da iddialı ürünler var açıkçası. Evet. İddialı olmayı seviyorsanız eğer mutlaka bu dükkana uğramanızı tavsiye ediyorum ben. Burada ayakkabılar görüyorum. Ayakkabılar da çok güzel, değişik. Onlar şöyle bizim kendi tasarımlarımız. Evet. Bu eminim gelen turistler de bayılıyorlardır. Zaten çünkü gerçekten çok dikkat çekiyor. Şurada çantalar var. Evet. Bu çantalar da yine Hint değil mi? Evet. Hem yazlık aslında çantanın artık yazı kışı kalmadı biliyorsunuz ki. Hint tasarımı, Hint tasarımları artık her yeri sarmış durumda. Kına gecelerinden tutun. Artık gündelik, evet. Gündelik hayatlarımıza kadar girmiş bulunuyor. Kıyafetlerde en çok dükkana girildiğinde dikkat çeken tasarım hangisi oluyor, tercih edilen? Genellikle bu dönemde biraz daha triko ürünlere öncelik gidiyor ama öncelikli olarak şu mesela çok güzel bir tasarım, yine bunun bir arkadaşımız da. Ayrıca bu ipek ve keçe karışımları da çok dikkat çeken bir şey. Bu bizim Türkiye'nin kendi zaten kendine has üretilen bir şeyi ve şu geçişleri mesela el yapımı bir geçiş. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biraz da böyle mağazayı kendim gezmek tabii istiyorum. Ki, tabii ki, seve seve. Sağ olun. Kıyafetten ve takılardan farklı bir dükkan gördüm burada. Gelin hep beraber içeri bakalım neler varmış. Camlardan sanat yapılmış burada. Takılar dışında tablolardan tutun ev aksesuarına dair her şey var.
Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Dilay ben. Dilay Hanım, gerçekten böyle Galata sokaklarında gezerken çok dikkatimi çekti. Dışarıda çok değişik camdan yapılmış objeler var. Tasarımlarınızı kendiniz mi oluşturuyorsunuz? Nasıl karar veriyorsunuz? Tasarımlarımız burada sanatçımız Gamze Haberal eşliğinde benimle birlikte yapılıyor. Buradaki ürünlerin hepsi tamamı burada birden fazla teknik kullanılarak hazırlanıyor. Kirpiler görüyorum. Bakar mısınız? Camdan yapılmış objeler ne kadar özel duruyor. Dilay Hanım, ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür birazcık ediyorum. Bu dükkanda kendimi kaybedebilirim. Çünkü çok dikkat çekici gerçekten. Dükkana girince ta Osmanlı'ya gitmemek mümkün değil. İçeride Osmanlı kilim desenleri var. Bize birazcık bahseder misiniz tabii kilim efendim. Desenli çantalardan? Bunlar bildiğiniz üzere Orta Asya döneminden ta yani Türklerden gelen özgü bir şey. Zamanında hani çadırların üstünü de kaplamışlar, örmüşler. Rutubet almasın diye de halı olarak da kullanılmış. Zaman içerisinde böyle değişim göstererek işte çanta haline geldi. Genelde en çok hangisini tercih ediyorlar? Vallahi burada gördüğünüz modellerin hepsi çok satan modeller. Bunların fiyatları nasıl peki? Fiyatlar uygun. Şöyle bir şey mesela 45 lira. Peki küçükler 45, büyüklerin fiyatları ne kadar? Bu da 180 lira. Bunun rengi gerçekten çok değişik, daha evet, renkli. En çok sattığımız renk, turkuaz rengi. Evet, Osmanlı'ya daha özgü olduğu için en çok bir tercih ediliyor yani.